Washington'a komşu Maryland eyaletinin idari merkezi Annapolis dün düzenlenen bir silahlı saldırıyla bir anda Amerika'nın gündemine taşındı. Bir gazete bürosuna giren silahlı saldırgan 4 muhabiri ve bir gazete çalışanını öldürdü. Tüfek ve sis bombasıyla gazetenin haber merkezini basan saldırgan kısa bir süre içinde polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Halen sorguda olan saldırgan ifade vermeyi reddetse de saldırının ayrıntıları yavaş yavaş netleşiyor. Bu ayrıntıları ve sonrasında yapılan açıklamaları Mehmet Toroğlu'ndan alacağız. Mehmet Toroğlu, nedir son durum? Evet, saldırganın kimliği Jared Warren Ramos olarak açıklandı. 38 yaşında. Gazeteye uzun süredir kin duydu. Gazetenin muhabirlerine uzun süredir kin duydu ve bu nedenle böyle bir saldırıya giriştiği belirtildi. Birinci derece cinayetten 5 ayrı suçlama yöneltildi. Bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Kefalet talebi reddedildi. Yetkililer Ramos'un sorgusunu yapan görevlilerle işbirliği yapmadı. Yani ifade vermeyi reddettiğini söylediler. Anne Arundel ilçesi emniyet müdürü vekili William Kranf, saldırganın silahlı baskın düzenlediği Capital Gazette adlı gazetenin haber bürosunda öldürebileceği, yani mümkün olduğu kadar fazla kişiyi öldürmek için geldiğini söyledi ve önceden hazırlıklı göründüğünü, özellikle hazırlık yaptığını belirtti. Eyalet savcısı Wes Adams da yargıcın Ramos'un toplum için tehlike oluşturduğu tespitinde haklı olduğunu, çünkü delillerin saldırganın saldırıya dikkatle planladığını, kurbanların kaçamaması için arka kapıya barikat kurduğunu ve masum kişileri vurmak için taktik geliştirdiğini gösterdiğini söyledi. Çıkan haberlere göre saldırı Ramos'un haber bürosunun camlı kapısını ateş ederek kırmasıyla başladı. Bunun üzerine gazeteciler, içerideki muhabirler, gazeteciler masaların altına sığındı ya da işte gizlenecek yer aradı. O sırada tabii büyük bir telaş yaşandı. Korku dolu haber merkezinde korku dolu anlar yaşandı. Polisin çok hızlı bir şekilde olay yerine geldiği belirtiyor. 60 saniye civarında bir sürede geldi ve ateş etmeden saldırganı tutukladı. İddianameye göre o sırada saldırgan da bir masanın altına gizlenmeye çalışmış. Ramos'un üzerinden uzun bir ateşli silah çıktı. Ayrıca üzerinde sis bombası taşıdığı da diğer gelen bilgiler arasında. Ramos'un bir geçmişte bir taciz davasında aldığı mahkumiyeti hakkındaki haberlerinden dolayı gazeteye tepkili olduğu, bir kin beslediği ve yıllardır muhabirlerini taciz ettiği belirtiliyor. Gazetenin yazarlarını küfürlü sözlerle dolu Twitter mesajlarıyla sürekli taciz ediyormuş Ramos. Mesela bu mesajlardan birinde gazetenin yayınına son verdiğini görmekten çok mutlu olacağını ama iki gazetecinin nefes almaya son verdiğini görmenin daha da iyi olacağını yazmış Ramos. Yetkililerin Ramos'un Maryland eyaletinin Laurel kentindeki evinde arama yaptığı, ayrıca sosyal medyadaki mesajlarını incelediği şeklinde bilgiler de var. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti demiştik. Kim bunlar? Gazetenin yazı işleri müdür yardımcısı ve roman yazarı Carl Hayes'in erkek kardeşi, 59 yaşındaki Rob Hayes'in köşe yazıları sayfası editörü Gerald Fishman, muhabirler Wendy Winters ve John McNamara ile satış asistanı Rebecca Smith, ayrıca iki de yaralı var. Bu yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Gazetenin polis adliye muhabiri Phil Davis olayın ardından gözlemlerini Twitter üzerinden paylaştı. Masanızın altında beklerken bir sürü insanın vurulduğunu ve saldırganın silahını yeniden doldurduğunu duymaktan daha korkutucu bir şey yok diye yazdı. Bu arada Amerikan basını ve haber medyası da başta Başkan Donald Trump olmak üzere çok sayıda kişi tarafından yalan haber medyası ifadeleriyle aylardır sözlü ve internet üzerinden saldırılara hedef olunuyordu hatırlanacağı üzere. Medyada şimdi, Amerikan medyasında şimdi Trump'ın bu sözlü sataşmalarının saldırganın üzerinde psikolojik bir etkisi oldu mu, ülkede işte bir medya düşmanlığı mı alevleniyor şeklinde tartışmalar yapılıyor. Annapolis'teki bu silahlı saldırının ardından New York'taki medya kuruluşlarının önünde de ekstra ilave güvenlik önlemleri alındı. Bu arada Başkan Trump ilk kez kamera karşısında açıklama yaptı olayla ilgili, yaklaşık 45 dakika kadar önce Beyaz Saray'da konuştu. Dediğimiz gibi medya için işte sık sık yalan haber, yalancılar, halkın düşmanları gibi tabirler kullanan Trump bu sefer gazetecilere destek mesajları verdi. Gazetecilerin tüm Amerikalılar gibi işlerini yaparken şiddetle saldırıya uğrama korkusundan uzak olması gerektiğini söyledi. Bu saldırı ülkemizin vicdanını şoka uğrattı ve yüreklerimizi kederle doldurdu dedi Başkan Trump. Yönetim olarak şiddet suçlarını azaltma ve masum hayatları korumak için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi ve korkunç olarak nitelediği saldırıda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine dayanışma mesajları verdi Başkan Trump. Hülya Polat. Evet, teşekkür ediyoruz Mehmet Toroğlu verdiğin ayrıntılar için.